Arıcılık bir meslekten öte sanattır. 400 bin insan bu işten ekmek yemektedir. Ülkemizde koloni sayısı 8 milyona erişmiştir. Ülkemiz bal üretiminde önemli bir noktadadır. Üreticiler üretimden pazarlamaya ne yazık ki bu alanda da büyük sorunları vardır. Konaklama yerleri dağlar, yaylalardır. Ne var ki buralarda enerjiye erişmeleri sorundur. Bu bağlamda bal sağacak cihazından cebinde telefonuna enerji önemli ihtiyaçtır. Konaklama yerlerine güneş panellerinin yapılması arıcıların beklentileri ve talepleridir. Bal ormanları artırılmalıdır. Orman Bakanlığı bu anlamda daha fazla destek sağlamalı, güvenli, korunaklı konaklama alanları oluşturulmalıdır. Arı nakillerinde yaşanan önemli bir sorun da birkaç tane kovanın fazlalığı nedeniyle ceza kesilmesidir. Bu anlamda gerekli önlemleri alan arıcılar cezadan muaf tutulmalıdır. Arıcılıkta hastalıkla mücadele teknik bilgi ve yasal düzenlemelere ihtiyaç kılmaktadır. Arı ilacı, ruhsatlı ilaç pahalı olunca ne yazık ki arıcılar ruhsatsız ilaçlara yönelmekte, bu da kalite açısından sorun yaratmaktadır. Bunun giderilmesi için arıcılara hükümet mutlaka ilaç desteği sağlamalıdır. Arıların toplu ölümleri üreticiyi perişan etmektedir. Narenciye çiçekleri için kullanılan ilaçlardan arıların etkilendiği saptanmıştır. Arıların zarar görmemesi için arılara zarar vermeyecek ilaçların narenciye de kullanması da sağlanmalıdır. Ana arı üretiminde sorunlar vardır. Kaliteli ana arı ile ilgili çalışmalar yeterli değildir. Arıcıları etkileyen bir neden de tarım alanlarının farklı nedenlerle tahrip edilmesidir. Ülkemizde Giresun, Muğla, Adana, Sivas, Ordu, Mersin, Sivas illeri arıcılıkta ilk sıralardadır. Niğde ilinde de 40 bin koloni bulunmaktadır. Ülkemiz bal üretiminde dünya ikincisidir. İhracat payımız bu anlamda düşüktür. Artırılması için kalite yönünde çalışma yapılmalıdır. Ne yazık ki ülkemizde glikoz, fruktoz ve sahte bal arıcılarımızı zor duruma sokmaktadır. Bununla ilgili denetimler yapılmaktadır. Yetersizdir. Merdiven altı bal üretimiyle daha ciddi mücadele edilmelidir. Bal yurt dışına satabileceğimiz önemli bir üretimimizdir. Bu anlamda hükümetin yapacağı çalışmalar vardır. Yapılacak bir meclis araştırmasının faydalı ve yararlı olduğunu düşünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu öneriyi destekliyoruz. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.